Evet, ABC üçgeninin çevre çemberinin merkezi noktalarından hangisidir? Hemen ABC üçgenini önce oluşturalım. Şöyle, şöyle ve şöyle. Şimdi çevre çemberin merkezi için öncelikle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'in tam ortası nedir? Şurası. Buradan yokuşa çıkalım. D ile kesiştim. Başka hiçbir şeyle kesişmedim. Zaten D'yi buldum. Ha diyelim ki diğerleri de olsaydı ne olacaktı? Bakın burası çevrel çember ya. Şöyle gözünüzde hayal edin. Şu şekilde bir çember. Şurası kaç birim? Bakın 2, 4, 5 birim. Yarıçap 5 ise bakın 3 buraysa 4 buraysa bu 3, 4, 5 üçgenidir değil mi? Bakın buradan da burayı buldum. Aynı şekilde buradan da burayı buldum. Her türlü D oluyor diyeceğiz. X kaç birimdir? Arkadaşlar G ağırlık merkezi değil mi? O halde B'den şöyle G'den geçecek şekilde doğrumu indirdim. Buraları iki eşit parçaya ayırdı. Muhteşem üçlüden şu uzunluğunda şu parçalara eşit. Bu uzunluğu bulmak için bakın 2 buraysa 2 burası. 2'nin karesi 4. 3'ün burada Pisagor yaparsam 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 topladım kök 13. Ağırlık merkezi neydi? 1'e 2. Şimdi 2'nin olduğu bölüm kök 13 ise 1'in olduğu bölüm yarısı olacaktır değil mi? Kök 13 bölü 2. Burayı toplarsam ne olur? 3 kök 13 bölü 2. O halde buralarda 3 kök 13 bölü 2. 3 kök 13 bölü 2. İkisini de toplarsam bölü 2'ler gider. 3 kök 13'ü işaretlerim. Evet, K noktası ABC üçgeninin diklik merkeziymiş. Buna göre D, K ve E noktalarından geçen çember B noktasından da geçer. Bakalım. Önce şu B ile K'yı da bir birleştireyim. Diklik merkezi olduğu için buralar şöyle 90 derece. Aynı şekilde buralar 90 ve 90. Şimdi bakıyorum KB'ye. 90 dereceyi görüyor değil mi? O halde KB çaptır. Çünkü çapı gören açı 90 derecedir. O halde tamamlarsam bakın çap olacak şekilde çizmeliyim. O halde ne oldu? Bakın B'den geçti. Devamında ABC üçgeninde AC kenarına ait yükseklik K noktasından da geçer. Onu zaten sorunun en başında çizdik. Otomatikman geçiyor. Ve AB BC'ye eşit ise KE de KD'ye eşittir. Yani AB AC'ye eşitse buradan diklik merkezinden inen dikler de birbirine eşit olmak zorunda. Üçüncülüm de doğrudur diyeceğim. Evet, GK uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar A'dan başlayıp dümdüz çizgimi çiziyorum. Şimdi ABC ikizkenar üçgenmiş. Bunlar zaten iki eşit parçaya bölündü şöyle. Buralar zaten dik. Buralar 30. Aynı şekilde buralar eşkenar 60, şöyle 30, 30 ve burası 60. Tüm bilinenleri yazdıktan sonra 90'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı yarısından 6 olacaktır, değil mi? 6 da bak burada şöyle ağırlık merkezinden dolayı bölünüyor. 4 yukarısı, 2 aşağısı olacak şekilde ve devamında 30'un baktığı 6 ise 60'ın baktığı da 6 kök 3. Aynı şekilde 6 kök 3. Şöyle 30'un baktığı 6 kök 3 ise 60'ın baktığı kök 3 katı olacağından komplesi 18. 18 de yine ağırlık merkezinden dolayı 12'ye 6 diye dağılacaktır. Buradan G kanının uzunluğu 6, 2 daha 8'i işaretleyeceğim. Evet, D noktası ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesim noktası olduğuna göre KLM üçgeninin nesidir? Şimdi arkadaşlar B noktası şöyle AC boyunca M'ye doğru ışınlanıyor. Aynı şekilde A, L'ye ışınlanıyor. C de K'ya ışınlanıyor. Olay bu. Şimdi D noktası yüksekliklerin merkezi ise KLM üçgeninin de çevre çemberinin merkezidir arkadaşlar. Kanıtı ise bakın hemen çizelim. Şöyle. Bakın yüksekliklerimi çizdim. Bu şekilde ve bu şekilde. Şimdi D noktasından L'yi birleştiriyorum. D'den K'yı şöyle birleştiriyorum. Ve D'den M'yi birleştiriyorum. Bakın şu uzunluk zaten şu uzunluğun aynısı. Veyahut şu uzunluk zaten bunun yine aynısı. Bu durumdan dolayı yarıçaplarımın eşit olduğunu görüyorum. Yarıçaplar da eşitse çevrel çemberin merkezi oluyor otomatikman.